Eyüp Bey, Tuğba Hanım. Merhaba, nasılsınız? Merhaba İbrahim Bey, nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Siz de iyisiniz umarım. Çok şükür. Siz nereye gidiyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Şap aşısına gidiyoruz. Baskın şap aşısı var. Büyükbaş hayvanlardan. Oraya gidiyoruz. Oraya gidiyorsunuz. Ben de geleyim mi sizinle? Tabii ki. Buyurun gelin. O zaman beraber Kepez İlçe Müdürlüğümüz veteriner hekimlerince baskın şap aşısına gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, Tuğba Hanım, yine bir üreticimizin yanına geldik. Evet. Ona da şap aşısı yapacağız hayvanlarına. Aşımızı hazırlayacağız galiba şimdi. Evet, şimdi aşımızı hazırlıyoruz. Bu aşı nasıl oluyor? Nereden geliyor? Bakanlığımızın Ankara Şap Enstitüsü'nden geliyor. Direkt milli kendi yerli aşımızdır. Her bir hayvana 2 gram şeklinde uygulanır. Hepsi çok asi ya. Maalesef çok daha asileri. Evet, buzağlarımızı da yapıyoruz şap aşısı. Evet, 2 aydan büyük buzağlarımıza da şap aşılaması uygulaması yapılır. Şap hastalığına karşılık hayvanların sırı cins hayvanlarımızda ve farklı hayvanlarında şap hastalığı mevcut olur. Bunlara karşılık da şap aşılaması uygulaması yapılmaktadır. Tabii hayvanlarımız biraz korkuyor ama bu onların sağlığı için. Kesinlikle. Eğer bu uygulamayı yapmazsak şap hastalığında ağızlarında yaralar, ayaklarında ve develerine kadar kanlı olabilecek şekilde yaralanmalar oluşur ve hayvanların ölümlerine kadar sonuçlanabilir. Değerli üreticilerimiz, şap aşısını yaptıralım, hayvanlarımız sağlığımızı koruyalım.